Dün Galatasaray-Chelsea maçında Galatasaray taraftarları pankartlar açarak ses kayıtlarına göndermeler yaptı. Tribünde "Ale babacım, hırsız var" pankartları açıldı. Polis de pankartları açanların peşine düştü. Onları bulmak için gazetecilerden de yardım istedi. O gazetecilerden biri Radikal Gazetesi muhabiri Serkan Ocak, telefon attığımızda. Serkan Ocak, merhaba. Merhabalar. Öncelikle bir dünkü atmosferi tanımlamanızı rica ederek başlayacağım. Sonrasında da polisin yaklaşımı. Ya tabii, aslında benim asli görevim, biliyorsunuz, Radikal'de muhabirim. Spor foto muhabirliği görevim yok ama kişisel ilgimden, merakımdan dolayı zaman zaman böyle önemli maçları gidiyorum. O atmosferi izlemek için ve genelde de aslında gitme sebebim anormal, mutlaka bir şeyler oluyor böyle maçlarda. Tam da dün akşam böyle bir anormallikle karşı karşıya kaldık. Normal öncesinde herhangi bir güvenlik anlamında fazla bir tedbir yok. Normal rutin, maç öncesindeki güvenlik nasılsa aynı şekilde güvenlik önlemleri vardı. İşte taraftar yavaş yavaş yerlerine gelmeye başladı. Bizler de yerlerimizi aldık. Aslında bu pankartın hikayesi şöyle. Ben de ilk yarının ardından maçın sonuna doğru tam ne olduğunu anlayıp, idrak edip öğrenebildim. Maçın daha ilk dakikalarında, yani maç başlamadan önce takımlar sahaya ilk adımlarını formalarıyla maç öncesinde çıktıkları anda bu pankart açıldı. Ama çok kısa bir süre aslında kaldı. Fotoğrafını ben çekmedim. Bir arkadaşım çekti benim ilk fotoğrafını. Çeken arkadaşım da Doğan Haber Ajansı'ndan foto muhabir arkadaşım. Onu çekti. Tabii maç başladıktan sonra o ana kadar hiç polisler, bizler, birçok insan aslında farkında değildi. O fotoğrafı servis ettikten sonra ve Doğan Haber Ajansı bir süre sonra onu döndükten sonra abonelerine ve o fotoğraf sosyal medyada özellikle çok konuşulmaya başladı. Daha ve maç sürerken yılda, mi oluyor bu? Maç sürerken mi oluyor? Tabii. Maç sürerken başlamıştı sosyal medyada onun tartışmaları. İkinci yarı başladığında ilk dakikalarıydı ve ben ondan sonra öğrendim. Diğer fotomobiller, çünkü birden polisler bana gelip soru sormadan önce zaten bir şeyler olduğunu sezdim. Yani sahaya ne kadar dönük olsak da etrafımızda da neler oluyor. Özellikle yani arka tarafta falan bir anormallik var mı diye sürekli bir kolaçan ederim her zaman. Bir itfaiyenin bulunduğu taraf vardır. Şeref tribünün sağ tarafına doğru düşünür, gözümüzde canlandırırsak sahaya baktığımız zaman. O tribünün üst tarafında açılmıştı. Ve polis o noktanın saha kenarında çok kalabalık birden bir polis grubu oluştu. Ben herhalde bir tribünlerde kavga çıktı falan zannettim. O tarafa baktım uzun süre. Daha sonra iki spor şubenin polisleri var orada. İki polis bizim yanımıza gelmeye başladı. Tek tek ellerinde cep telefonuyla bir fotoğraf gösteriyordu. Bana geldiğinde de anladım. Bu fotoğrafı sen mi çektin? Direkt soruları bu oldu ve telaşlıydılar. Açıkçası okuyamadım da anlamadım da sonra ben polislerin peşinden gittim. O fotoğrafta ne var diye bir daha göstermesini istedim. Ve hırsızlar pankartını o zaman gördüm ve hakikaten çok müthiş bir hızla, müthiş bir teyakkuzla ve bir panik halinde bu pankartı kim çekmiş olabilir ve asıl tabii oradan da pankartı kim tutmuş, kim açmış, buna ulaşmaya çalışıyorlardı. Uzun süre bir aradılar, biz hatta spor foto muhabirlerle, arkadaşlarla kim çekti diye hani orijinalini aramaya çalıştık ve tabii ki kendilerimize de şu muhabbeti yaptık, yani polis bunu soruyor ama hani biz çeksek bizden alabilecek mi diye hakikaten bunu sormaya başladık. Yani böyle polise bunu göster, çünkü bizim amacımız gazetelerimize fotoğrafı göndermek. Yani polisin böyle bir şeyi istemeye, yani mahkeme kararı olmamış, bir gazeteciden bunu elde etmesi mümkün değil. Peki tabii neticede buldular mı fotoğrafı, kimin çektiğini ve böyle bir diyalog yaşandı mı bir gazeteciyle polis arasında? Bize fotoğrafı maç sonunda diğer arkadaşlarım, ben kendim aradım. Kim çekmiş? En sonunda buldum. Ben çekmiştim. Çeken arkadaşım olayların bu noktaya geldiğinden haberi yoktu. Çünkü bazı fotomobillere de sormamışlar. O sormadıklarından bir tanesiydi aslında fotoğrafı çeken kişi. Ona sormamışlardı. O yüzden ondan, olaylardan haberi yoktu. Peki, bizim bulunduğumuz tarafta Serkan, tribünü tarif ettin bize. Nerede olduklarını da söyledin.
Polis o tribüne gitse bulunduğu yere o pankartla o polis taraftarları bulabilirdi aslında. Niye böyle dolambaçlı bir yola sapmış? Çünkü maç devam ediyor. Pankart da bir yere gönderilmemiştir maçta. Benim tahminim tabii ki maç devam ettiği için ben polislerle tribüne çıkmadım. Oraya çok uzak bir noktadaydı. Alt bölmenin en üst tarafındaydı. Polis mutlaka oraya, tahminim şu yönde. Polis mutlaka oraya gitti ama tabii çok kalabalık. Pankart da büyük yani. Bir ucundan tutsalar belki 50 kişiden söz ediyoruz burada. 50 kişiden. Muhtemelen o fotoğrafa bakıp tam kimlik tespiti yapmak için uğraştı. Çünkü muhtemelen sordu orada insanları ve herkes ben tutmadım şeklinde cevap verdi. Aslında çok da zor bir olay değil. Çünkü kameralarla izleniyor bütün tribünler. Ve o kameralarla o anda kimin açtığını, kimlik tespiti yapmaları kolay ama o anda o panikle tabii o anda tespit etmek ve hemen herhalde işlem yapmak istedi. Ne işlemi yapacaklar peki? Yani ne yapabilirler? Bu tarzı benzer bir durum yani bugüne kadar çok sayıda pankartlar hatta hakaret içeren pankartlarda böyle burada hakaret yok. Pankartlar rastladık bunda topluyor, gözaltına alıyor gibi işlemler yapıyor. Tabii sonrasını genelde takip etmiyoruz. Bu kadar daha önce hiç benim başıma gelmemişti. Yıllardır ben önemli maçlara giderim, takip ederim, fotoğraf çekerim. Yaralanmalar oldu, kavgalar oldu, saha yenmeler, saha yakmalar falan oldu. Böyle benzer bir durumla hiç karşılaşmadım. Yani bir pankart açanların peşine işte meşaleler yakılır, meşaleler söndürülür. O taraflar o an için dışarı falan çıkarılır. Ne yapacaklardı açıkçası ben de bilmiyorum. Çünkü bir hakaret yok. O pankartın niye o kadar seyine düştü? Muhtemelen de bir polis amiri talimat vermiştir. Bulun bunları diye. Çünkü bize gelenler amirler değildi. Normal polis memurlardı. Peki. Polis memurlarıydı. Böyle bir takibin içerisine girdiler ama hakikaten yani tribünlerde o an bir şey olmuş gibi, bir insan bıçaklanmış gibi yani öyle durumlarla karşılaştık. O kadar öyle durumlarda bile bize gelip böyle bir teyakkuz halinde o kadar kalabalık bir yerde daha önce görmemiştim. Farklı bir durumdu. Bizim için de farklı bir anormallikti hakikaten. Evet, bunlar da böyle durumlarda yavaş yavaş dağarcığımıza tecrübe olarak ekleniyor. Bunları da görmüştük diyoruz. Serkan Ocak çok teşekkür ederim. Bir küçük reklam arası vereceğiz. Daha sonra Özgür Mumcu ile konuşacağız.